Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hocanız. Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf MEB'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinin 4.sü yani sıralama ve seçme 4 testiyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çift testler MEB'in yeni yayınlamış olduğu ve diğerlerine göre, teklere göre daha zor olan testlerdir diyorum. Bu testin PDF'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Ve eğer hoşunuza giderse, işiniz yararsa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyelim ve de ilk sorumuzla başlayalım. 3 çocuğundan ikisi ikiz olan bir anne çocuklarından her birine en az bir oyuncak vermek üzere 7 farklı oyuncak almıştır. Anne iki çocuklarına eşit sayıda oyuncak vermek şartıyla bu oyuncakları çocuklara kaç farklı şekilde dağıtabilir diyor. Diyorum ki bir tane başka bir çocuk var, yani ikiz olmayan. İki tane de, yani bir tane de ikiz çocuk var ve toplam 7 oyuncak dağıtacaksam ben mantıken düşünüyorum. Hiç vermemezlik yapmayacağım çünkü en az bir oyuncak vereceğim. Bir oyuncak buna, bir oyuncak buna versem. Geriye kaldı 2'den, geriye kaldı toplam 5 oyuncak. 5 oyuncağı da ben buraya vermiş olurum veya 2 oyuncak buraya, 2 oyuncak buraya versem 4. Geriye kalan 3 oyuncağı buraya vermiş olurum. Veya 3 oyuncak, 3 oyuncak versem 6. Geriye kalan 1 oyuncağı da buraya vermiş olurum. Başka da ihtimal kalmaz. Peki, tüm durumları yapıp toplayacağız. Toplam 7 oyuncağım varsa ben ilk durumu inceliyorum. 7 oyuncaktan 5 oyuncağı x'e verdim. Artı, pardon. Çarpı, geriye kaldı. Geriye kaldı, geriye kaldı. Geriye kaç oyuncak kaldı? 2 oyuncak kaldı zaten. O da 2'nin ikilisi. Tamam. 7'nin 5'ini verdim. Geriye kaldı 2 oyuncak. 2'nin ikilisini verdim. Veya 2'nin birisi 2'nin ikilisi. Öyle mi olacak bakayım. Evet. 7 oyuncağın 5'ini buraya verdim. Geri 2 oyuncak kaldı. 2 oyuncaktan birini ikizin birine. Son oyuncağı da diğerine vermiş oldum. Zaten aynı sonuç geldi. Orada oraya. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi ikinci durumu inceliyorum. Ben 7 oyuncaktan 3'ünü x çocuğuna verdim. Çarpı. Geriye kaldı 4 oyuncak. 4 oyuncaktan ikisini birinci ikize, son kalan oyuncağı da üçüncü ikize verdim. Sonra son kalan iki oyuncağı da ikinci ikizini de üçüncü ikize verdim. İkinci ikize verdim. Sonra ben 7 oyuncaktan bir oyuncak seçtim, x'e verdim. Çarpı sonra kalan 6 oyuncaktan 3'ünü y'ye verdim. En son kalan 3 oyuncaktan 3'ünü de hepsini de y'ye vereceğim, yani ikize vereceğim. O da 1 durum. Benden bunların toplamını istiyorum. 7'nin 5'lisi 7'nin ikilisine eşittir. Yani 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 2'nin birlisi. Toplam 42 durum burada var. Artı 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2'den 6'lar gitti. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 4 2'ye bölüm 2 buraya geldi. 2 çarpı 3 6. Dikkat. 6 kere 5 30. 30 çarpı 7'den de 210 durum burada var. Sonra 7'nin birlisi 7 çarpı 6'ın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3'tür. Çarpı 2'dir. 3, 2, 6 gitti. 5, 4, 20. 20 çarpı 7'den de 140 oyuncak da burada var. Yani benden bunların toplamını istiyor. 140 ihtimalle burada var. Toplayalım. 210, 310, 40 daha 350, 42 daha 392 durum var toplamda ve ilk sorumuzun cevabı test 4 Ceyhan olarak bulunuyor. İkinci sorumuzda A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve B kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümeleri veriliyor. K kümesi A'nın alt kümesi olacak. Yani buradaki elemanlarını seçeceğim. Ve K ile B'nin kesişimi, B kümesiyle kesişimi asal sayılar olacak. Buna göre kaç farklı 4 elemanlı K kümesi seçilebilir diyor. Ben 4 elemanlı K kümesini oluşturacağım. Şimdi bakın. 1. Ben A'dan seçeceğim. Tamam. Ama aynı zamanda B ile kesiştirdiğimde asal olacak. Demek ki ben asal olmayan hiçbir sayıyı B'den seçemiyorum. Yani ben 1'i ve 4'ü B'den seçemeyeceğim. B'den seçemeyeceksem de yine A'dan da seçemeyeceğim 1'i ve 4'ü. Çünkü aldığımda B ile kesiştirdiğimizde asal olmayan eleman oluyor. 1'i 4'ü çıkardım. Bu 1. Sonra. Şimdi ben demek ki asalları buradan alacağım. Doğru mudur? Yani aldığım her eleman asal olacak. 2, 3, 4'ü o zaman ben buradan alırım. Buradan 2, 3, 4'ü. 2, 3, 2, 3 ve 5'i almam. Mevzu bitti. Solda 1, 2, 3, 4, 5 eleman kalır. Sağda seçebileceğim 3 eleman kalır. Şimdi ben 4 elemanlı küme seçmek istiyorum. İhtimallerim ne? Toplam burada 3 eleman var ya. Ben buradan 1 eleman seçebilirim. Ben buradan 2 eleman seçebilirim. Ben buradan 3 elemanın hepsini buradan alabilirim. Ama toplam ben 4 eleman oluşacaksam 1 eleman buradan alırım.
bir eleman buradan aldığımda diğer kümeden otomatikman kaç eleman almak zorunda kalırım? 3 eleman. 2 eleman buradan alsam 2 eleman diğer taraftan. 3 eleman bu kümeden aldığımda da 1 elemanı diğer taraftan alacağım. İhtimallerimizi değerlendiriyorum. Şimdi B kümesinden 3'ün 1'ini aldığımda 3, 1 çarpı aynı anda A kümesinde 3 eleman seçeceğim. 5 eleman vardı. Buradan da 5'in 3'lüsü oldu. Artı B kümesinden 2 eleman aldığımda 3'ün ikilisi çarpı diğer 2 elemanı A kümesinden seçeceğim. 5'in ikilisi artı ben buradan 3 eleman aldığımda veya 1 eleman aldığımda 3 eleman aldığımda 3'ün üçlüsü çarpı A kümesinden diğer 3 elemanı seçeceğim. Pardon 1 elemanı seçeceğim. O da 5'in birisi oldu ve işlemin sonucu bana cevabı verecektir. 3'ün birisi 3'tür hocam çarpı 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2 artı 3'ün ikilisi 3'ün birisine yani 3'e eşittir. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. 3'ün üçlüsü 1'dir. 5'in birisi 5'tir. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5, 2, 10 çarpı 3'ten 30 artı. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5, 2, 10 çarpı 3'ten 30 artı 5. 60 artı 5'ten 65 yaptı. Bu da bana ikinci sorumuzu Diyarbakır olarak buldurdu. Üçüncü soruda. Güzel. Şekilde ayrıtlarından birinin uzunluğu x eksi 1 birim olan küp. Küp ise tüm ayrıtları x eksi 1'dir zaten. Tamam. Verilmiştir. Buna göre 3 durum var. İfadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. İnceleyelim. Küpün hacmini veren ifade. Ax küp, bx kare, artı cx artı d ise a artı 2b artı 3c artı 4d sıfırdır diyor bana. Bakalım. Peki ben burada aslında küpün hacmi demek 3 kenarın çarpımı x eksi 1'in kübü demektir. Peki bunu açalım. X eksi 1'in kübü nasıl açılır hocam? X küp eksi 3x kare artı 3x artı 1 şeklinde küpün açılımını biliyorum. Bunu binomdan da açabilirim. En son artı 1'de eksi 1 olacak. En son eksi 1 olacak. Harika. 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 O zaman hocam bu A katsayısı, bu B katsayısı, bu C katsayısı, bu D katsayısı diyor ki A yani 1. 2B 2 çarpı eksi 3 eksi 6. 3C 3 çarpı 3 9. 4D de eksi 4 yaptı. Bu da 9 artı 1 10 eksi 10'dan da 0. Yani birinci durumum benim. Birinci durumum doğru olarak bulunmuş oldu. Devam ediyorum. X eşittir 5 birim olduğunda cismin hacmi 125'tir diyor. X eksi 1'in kübünü alıyorum. X eksi 1'in kübü. X yerine 5 yazsam 5 eksi 1'den 4'ün kübü olur. O da 64 olacaktır. Yani benim ikinci öncülüm yanlıştır. Küpün tamamı 7 birim küp su alıyorsa x küp eksi 3 x kare artı 3 x artı 1 ifadesi 7'ye eşittir diyor. Küpün tamamı 7 birim küp su alıyorsa x küp eksi 3 x kare artı 3 x artı 1. Dikkat. Küpün açılımında burada en son eksi 1 var. Yani 7'ye eşit olacaksa bu işlem 7'ye eşittir. Buranın artı 1 olması için ben her iki tarafa 2 eklerim. Yani burasının artı 1'li hali 9'a eşit olmak zorunda ama 7'ye eşit demiş. Demek ki 3. öncülümüz de yanlış. Bu da bana sorumun cevabını Adan olarak bulurmuş oluyor 3. sorumuzda. 4. sorumuzda 3 üzeri 8 artı 8'in birisi çarpı 3 üzeri 7 artı 8'in ikilisi çarpı bla 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 bla. En son 8'in 7'lisi. Şimdi ben biliyorum ki burada aslında 8'in 0'ısı yani 1 çarpını çarpı 3 üzeri 8 artı. Biraz attım 3 üzeri 7, 8, 2. Biraz attım, biraz attım, biraz attım. En son 8'in 8'lisi çarpı 3 üzeri 0 olmuş olur. Yani buradan aslında totalde 1 gelmiş olur. Peki ben soldaki eksi 1'i sağdaki eksi 1'i sola atsam ve burayı düzenlesem. Yani dediğim şeyi yazıyorum. 8'in 0'ısı çarpı 3 üzeri 8 artı 8'in 1'lisi çarpı 3 üzeri 7 artı dıgıdık 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 artı en sonda bu biri yanına gelmiş oldu. Ve ben yine biliyorum ki arkadaşlar bu arkadaşımız bizim binom açılımımızdır. Neyin? 3 artı 1'in kaçıncı kuvveti? 8'inci kuvvetidir. Eşittir sağ taraf zaten 4 üzeri 4x kaldı. 4 artı 3 artı 1'den burası 4 üzeri 8 eşittir 4 üzeri 4x. Hocam tabanlar aynı. Üstler eşit olmak zorunda. Demek ki 4x eşittir 8'den de x eşittir 2 bulunmuş oluyor ve 4. sorumuzun cevabı Edirne olarak bulunmuş oluyor. 5. sorum. 3x küp artı 2 bölü x kare üzeri 10 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sabit terim baştan kaçıncı terimdir diyor bana. Şimdi ben burada binom açılımı yaptığımda sabit terimin olduğu terimi yazıyorum. Yani 10'un r'lisi. Nasıl yazılır? Çarpı 3x küp üzeri 10 eksi r çarpı 2 bölü x karenin r'inci kuvveti ve buradan da
A çarpı x üzeri 0 elde etmek zorundayım. Harika. Harika. Bitti soru. Bitti soru. Güzel. Bakalım. 3x küpün 10 eksi r'inci kuvveti. Şimdi 3'ün 10 eksi r'inci kuvvetine işim yok. X küpün 10 eksi r'inci kuvvetini aldım. Yani x üzeri 3 çarpı 10 eksi r, o da 30 eksi 3 r yaptı. Sonra 2 ile işim yok. X kare vardı. X kare pay kısmına x üzeri eksi 2 olarak gelir. Ve bu x üzeri eksi 2'nin kaçıncı kuvveti var? R'inci kuvveti. O da çarpı x üzeri 2 r olur. Eşittir a çarpı x üzeri 0. Tabanların üstler toplanacak. X üzeri 30 eksi 3 r eksi 2 r eşittir x üzeri 0 olmak zorunda. Dereceler aynı, yani tabanları aynı, üstleri eşitliyorum. Buradan da arkadaşlar 5R 30 eksi 5R 30 eksi 5R eşittir 0'a, 5R eşittir 30'a, R dediğimiz işlem 6 olmuş oldu. R'si 6 ise, yani ben aslında burada 10'un 6'lısını bulduğum terim de derece sıfırlanıyor. Onun 6'lısı kaçın terime denk geliyor? 10'un 0'lısı yaptığımda birinci terim, 10'un 1'lisi yaptığında ikinci terim, yani bir fazlası. Demek ki ben 10'un 6'lısı yaptığımda bir fazlası olan 7. terime denk gelmiş olacak. Ve 5. sorumuzun cevabı bu şekilde Edirne olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. 6. sorumuzda 2x artı 1 çarpı 2x artı 2'nin karesi çarpı 2x artı 3'ün kübü çarpı bla 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 bla. En son 2x artı 8 üzeri 8 ifadesinin açılımında x üzeri 36'lı terimin katsayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, normalde bunu açarsınız siz. Yani buradan zaten maksimum 2x gelir değil mi? 2x gelir çarpı. Peki buradan maksimum. Normalde hem kareli olan gelebilir artı bir de x'li olan gelebilir. Ama ben şunu alıyorum, nedenini anlayacaksınız. Ben sadece 2'yi eliyorum. 2x'in karesi olan 2'nin karesi çarpı x kareyi alıyorum. Çarpı. Buradan aynı mantıkta kübü olduğu için 2'nin kübü çarpı x kübü alıyorum. Çarpı 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 çarpı. En sonunda burada da 2 üzeri 8 çarpı x kübü alıyorum. Neden? Çünkü bunun kuvvetine 1. Şimdi bu x'lerin hepsinin ben üstlerini toplamak istiyorum. Yani x'lerin üstleri 1'den 8'e kadar gidecek. 1 artı, 2 artı, 3 artı, dıgı 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 dıgı. Artı en son 8. Peki bu toplam nasıl bulunuyor hızlıca 1'den 8'e kadar? Son terim, yani n çarpı n artı 1 bölü 2, o da 8 çarpı 9 bölü 2 yapar. 8 2'ye böldüm 4. 9 çarpı 4'ten 36. Zaten bu ifade çarpıldığında maksimum ulaşacağı derece 36'dır. Ve bu dereceye ulaşması için sadece en büyüklerini alıyorum kuvvet olarak. Onların çarpımı x üzeri 36'yı veriyor. Harika. O zaman kat sayılarına bakıyorum şimdi. Bunda 2 var. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. Yine bu da 2 üzeri 8'e kadar gelmiş. Tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. Buradan maksimum 2 üzeri 36 olmak zorunda hocam. Yani benim cevabım aslında 2 üzeri 36 çarpı x üzeri 38'den kat sayımda 2 üzeri 36 olarak bulunur. Fakat şıklarda yok. Yanlış mı yaptım? Hayır. Dönüştürmem lazım. Ben bu 36'dan bir tane 2 çarpanını çekiyorum. Yani 2 üzeri 2 üzeri 18 yaparsam demek ki ben bu 2 üzeri 36'yı 4 üzeri 18 olarak da ifade edebiliyorum. Yine şıklarda yok. Demek ki ben bir 2 çarpanını daha çekeceğim. Çekelim. Bakayım. Yanlış yapmadım değil mi arkadaşlar? 36, 37, 4, 18. Bakayım. Bakayım. Evet. Bir iki de çarpanı daha çektim. Gördüm. Gördüm. Bu da 4 üzeri 2 üzeri 9 olur. Ve buradan da 4'ün karesi 16 üzeri 9 olur. Hocam hala şıklar diyor. Sorun değil. 2 üzeri 36'yı bu sefer ben 2 çarpanını çekmeyeceğim de 3 çarpanını çekeceğim. Yani 2 üzeri 3 üzeri 12 yazarsam bu sefer 2 üzeri 3'ten 8 üzeri 12 elde ediyorum. Ve bu da 6. sorumuzu bizlere burs olarak buldurmuş oluyor. 7. sorumuzda 3x artı 2 üzeri 6 ifadesinin açılımında terimlerin kat sayılarından kaç tanesi 15'e tam bölünür diyor. Zaten toplamı 7 terim var. Peki bunu açalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. 6'nın 0'ısı çarpı 3x üzeri 6 çarpı 2'yi yazmaya gerek yok tabii ki de. Artı 6'nın 1'lisi çarpı 3x üzeri 5 çarpı ikinci ifade ortaya çıkıyor 2'ye. Artı 6'nın 2'lisi çarpı 3x üzeri 4 çarpı bu sefer 2y'nin karesi ortaya çıkıyor. Artı 6'nın üçlüsü çarpı 3x'in kübü çarpı 2y'nin kübü olmuş oldu. Artı 6'nın dörtlüsü çarpı 3x üzeri 4 3 2 çarpı 2y üzeri 4 ve artı 6'nın beşlisi çarpı 3x çarpı 2y üzeri 5 olmuş oldu. Ve son olarak da artı 6'nın 6'lısı çarpı
2y üzeri 6'dır. Şimdi bir sayının 15'e tam bölünmesi için içinde 3 ve 5 çarpanları olsa yetiyor. Peki var mı? 6'nın sıfırısından 1 geldi. Buradan bir tane 3 var ama 5 yok. Gitti. 6'nın birisinden 6 gelir. Burası 3 üzeri 5. Bir tane 2 var. 3 ve 5. Yani 3 ve 5. Bakın. Burada 5 yok. Yani bu çarpanın içinde herhangi bir 5 sayısı yok. Gitti. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 3 üzeri 4'ten 3 gelir. Çarpı 2 üzeri 2. Bakın burada 5 ve 3 var. Yani benim bu arkadaşım 15'e tam bölünür. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 derken 5 var, 3 var. Yani benim bu arkadaşım deminde olduğu gibi tam bölünür. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisinde 6 çarpı 5 var. 3 zaten var. Benim bu arkadaşım tam bölünür. 6'nın beşlisinde ise 6 var ama 5 yok. 6'nın altısında yine 5 yok, 3 var. Ama bu ikisi bölünmez. Demek ki 3 terimim benim 15'e tam bölünür diyorum. Ve 7. sorumuzun cevabı bu şekilde Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Bir an söyleyemedim. 3 terim Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. 8. sorum birazcık sıkıntılı bir soru aslında. X artı 1 çarpı x artı 2'nin karesi çarpı x artı 3'ün kübü ifadesinin açılımında x üzeri 4 terimin katsayısı kaçtır? Bu soruyu çözebileceğiniz en hızlı yolla çözeceğim şu anda. Nedir? Şu x'in çarpacağım küplü bir ifade, bu açılımı yapacağım ve sonuçta da ben burada ne olduğunu bulacağım. Şimdi başlıyorum. X artı 1 çarpı x artı 2'nin karesi demek x kare artı 2 çarpı 2'den 4x artı 2'nin karesi 4 çarpı x artı 3'ün kübünü açalım. Açalım. Bu da hocam şöyle açılır. Küp açılımı. X küp artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı 3 4. Bu da üçüncünün yani ikincinin kübü. Düzenleyelim. X çarpı x kareden x küp. Tek sefer yazmak istiyorum. Kenara bir çarpayım. X çarpı x kareden x küp. X çarpı 4x'den artı 4x kare. X çarpı 4'ten de artı 4x. 1 çarpı x kareden x kare. 1 çarpı 4x'den artı 4x. 1 çarpı 4'ten de artı 4. Yani bir tane x küp var burada. Başka 4x kare. 1 x kare daha 5x kare yaptı. 4x burada 4x burada artı 8x oldu. Yanında artı 4. Çarpı diğer taraf x küp artı 3x kare. Çarpı 3 ne demek? 3 çarpı 3'ten burası 9x kare artı 9 çarpı 3'ten 27x artı 27 oldu ve benden x üzeri 4 terimi istiyor. Ben buradan x küp çarpanını alsam gidip sadece 27x ile çarptığımda x üzeri 4 terim oluşur. Yani benim alacağım ilk ifade x küp çarpı 27x. Diğerlerine dokunmuyorum çünkü diğerlerinden gelmez. 5x kare alsam buradan 9x kare ile çarptığımda işime yarar. Yani artı 5x kare çarpı 9x kareden x üzeri 4 oluşur. 8x alsam x küple çarptığında işime yarar. Artı 8x çarpı x küpten işime yarar. Diğer tüm ifadelerde x üzeri 4 gelmez. Yani burası 27x üzeri 4. Burası 9 kere 5'ten. 45x üzeri 4. Ve burası da 8x üzeri 4 oldu. 45, 55, 65, 72, 8 daha. Demek ki burası hocam 80 tane x üzeri 4 oluyor. Ve cevabımız da Diyarbakır yani 80 olarak bulunuyor. 9. sorumda. Buna göre Pascal üçgeninde sayıların toplamı 2 üzeri 10 olan satırın ortasındaki sayı kaçtır? Şimdi 2 üzeri 0 toplam 1 yaptı. Toplam 2, 2 üzeri 1. Toplam 4, 2 üzeri 2. Demek ki ben gitmişim. 2 üzeri 10'lu olan terimde bakın 4 var burada. 1, 2, 3, 4. Toplamda burada 5 terim var. O zaman 2 üzeri 10 olan sayıların toplamının 2 üzeri 10 olan teriminde burada toplamda 11 tane terim vardır. Güzel. Tam ortadakini istiyor. 5 solda, 5 sağda benden 6. terimimi istiyor. Yani tam ortada bulunan terimi. E hocam burası 10'sa 11 terim vardır. Ve bunun 6.sı da şöyle bulunur. Çünkü bu 10 üzeri 0'la başlayıp 6.ya gelmesi için 10'un 5'lisi lazım bana. Demek ki ben 10'un 5'lisini bulacağım. Tam ortaya denk gelecek 6. terim. Bu da 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 açtım bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 demektir. 3, 4, 5 güzel. 5 çarpı 2 10. 3 gitti 3 kaldı. 8'i 4'e böldüm 2. 3 kere 2 6. 6 kere 6 36. 36 çarpı 7'den 6 kere 6 36 çarpı 7. 42'nin 4'ü 7, 3, 21, 4 daha 25 yapar. Demek ki 252 oluyor. Ve 9. sorumuzu da Ceyhan olarak
bulmuş oluyorum arkadaşlar. Buradaki 10, 11 ve 12. sorular çıkmış sorular. Telif'ten dolayı dava açıyorlar arkadaşlar. Daha önce dava açıldı bana. Çözemiyorum. Çözümün PDF'leri aşağıda açıklama kısmına koyacağım. Onları da inceleyebilirsiniz. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.